bıraktı. Fatih mükemmel gol. Fatih Şentürk. Barış Akrepoğlu'yla indirdi. Fatih gelişini tamamladı. Şimdi inşallah döndükten sonra ben sizi kübleye de bekleyeceğim, tamam mı? Çocuk yaşındasın ve yaşıtlarının bir farklılığın var. Yani bu farklılık engelli olmak, bir ayağının bir uzvunun olmaması. Tabii ki onların arasında girebilmek için onlar kadar hızlı, onlar gibi çift ayak kadar koşabilmek gücü. Bu bendeki içinde hep ufte kaldı. Yani nasıl? Onlar koşuyordu, oynuyordu, ben hep kenardaydım. Dedim ki ben de yapabilirim. Hani ben neden yapamayayım? Onların iki ayağı varsa ben de koltuk değneklerimi ayak gibi kullanarak üç ayak avantajıyla onlara ulaşmış oldum. Onlar maç yapıyordu, ben de maç yapıyordum. Onlar koşuyordu, farklı oyunlara değiniyorlardı. Ben de onlarla birlikte oynamaya başladım. Tabii ki bir şeyler ispatlamam gerekiyordu bu hayatta. Çünkü sonuçta engellisin ve mücadeleyi bırakmamak istiyorsun. Ben de bu zamana kadar hep o mücadeleyi kazanmak için fazlasıyla çalışarak bunu gösterdi. Ampute futboldaki başarılarımız, milli takım düzeyindeki başarılarımız, 4 dünya üçüncülüğü, 2 Euro Cup şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğunu zaten 2017'de hep birlikte yaşadık ve bu sevinci paylaşmış olduk Türkiye'de. Vodafone Park'ta ve en sonunda tabii ki dünya ikinciliğimiz. Bu takım olan başarılarımız. Benim aynı zamanda atletizmde 100 metrede ilk katıldığım yarışmada Türkiye şampiyonluğu yaşamak, yüksek atlama branşında yine Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşmam oldu. Ve 2014 yılında ise Avrupa Şampiyonası'nda, atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak Avrupa ikinciliğine kadar yükseldim. O gücü ailemden fazlasıyla kazandım. Çünkü onların bana vermiş olduğu desteği ben de çalışarak bunu taçlandırmış oldum. İyi anne, kamptayız, yoruluyoruz işte. Günde çift itman. Ne güzel işte oğlum, bak senin için iyi olur. Hem hareket hem de iyi. Hem hareket hem bereket diyorsun yani. Allah sözü. Vallahi yoruluyoruz anne. Kamplarımız biliyorsun yoğun geçiyor. Çalışıyoruz. Ülkemiz olsun, için. İyi olur. Senin istediğin gibi, tam sen çok istiyorsun çalışmayı. Aynen. Nereye işte, kuş kuvvet versin inşallah. Abi. Çok şükür anneye, sağ olsun valla. Sayende bu seviyelere kadar geldim işte. Her zaman yanındayım ben, her zaman bakımdayım. İnşallah. Allah razı olsun anne. Öpüyorum ellerinden. Ben de seni öpüyorum. Görüşürüz hadi. Yakında. Yani o dönemlerde, yani küçük yaşlardayken hep bir futbolcu olacağım hayaliyle büyümüş oldum. Gecemi bu şekilde geçirerek uykuya daldığım günler oldu. Tabii ki bunlar kendiliğinden gelişmedi ve izlemiş olduğum videolardan, mesela Ronaldinho benim çocukluğumdaki kahramanımdı futboldaki. Onu defalarca izleyerek ve onların yapmış olduğu, önemli futbolcuların yapmış olduğu maç esnasındaki hareketleri ben de elime bir top alarak onları deneyerek, çalışarak bugünlere kadar da taşımış oldum. Bu hayatta başarılarımın yanı sıra gerçekten şu an imaj olarak çocukların beni idol alması ve onların bakış açısını değiştirmeyi görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor.
ve onların hiçbir hayali olmadan, hayal kurmayı dahi bilmezken ben kendi hayatımdan bahsederek, anlatarak onlara dokunabiliyorsam, onların hayal gücünü geliştirebiliyorsam bu beni çok mutlu eder. Ayağımın olmadığını bile bile bir futbolcu hayalini zaten kurduğum şekilde yaşamış oldum. Ülkemi temsil etmiş oldum. Bayrağımı taşımış oldum. İnsanları gollerimle o sevince boğmuş olduk. En büyük hayalim tabii ki futboldaki dünya şampiyonluğunu yaşamak olmak. Bir adım kaldı. Biz dünya üçüncülüklerini yaşadık. Dünya ikincisi olduk. Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi tek hedef takım halindeki yaşayacağımız dünya şampiyonluğu. Ve aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Sportif olarak bir yarışmada kendimi ispatlayacağımı, daha insanların evine girerek onların bakış açısını değiştirmeyi çok istiyorum. Beni çok mutlu eden bir konu daha. Japonlar benim hayat hikayemi, yani Japon devlet kanalı benim hayat hikayemi belgesel haline getirmek için ülkemize geldiler ve hayatımı, yaşadığım yeri, doğduğum yeri, futbola başladığım yerleri, okullarımı çekerek ve Japon devlet kanalında yayınladılar. Beni alıp Japonya'ya götürdüler. Ronaldo'ya yapılan testler aynısı bana yapıldı. Rövaşata'ya çıkmam, kanetlerini, koşu değneklerimle hızımı, sıçrama tekniğimi bu şekilde analiz ettiler ve en son günde benim beynimin MR'ını çektiler. Galiba ben de korktum kopyamı çıkartacaklar diye. Annemin olduğu kadarıyla benim de hayalim öğretmen olup ve gençlerimize dokunmak çok istiyordum. Ancak bir engel vardı. O engeli de ben ilk aşarak Türkiye'nin atanmış ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olarak da tarihe geçtim. Tabii ki bu yanı sıra o kapının açılmış olduğu ve benden sonra gelecek insanın, takım arkadaşlarımın yola açılmış olduğu ve birçok takım arkadaşım da beden eğitimi bölümünü okuyarak beden eğitimi öğretmenliği oldu. UEFA tarafından bir araya geldiğim Roberto Carlos, Figo, Cafu, Seedorf gibi çocukluğumun hayalini kurduğum futbolcularla aynı sahada olmak çok güzel bir duygu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın spor elçisiydim. Bir yıl boyunca bu görevimi tamamladım ve şimdi de herkes için Spor Federasyonu'nun spor elçisi olarak Avrupa Birliği'nde Belçika'da spor elçileri bir araya geldi. Bu duyguyu ülkem adına katıldığım için de çok mutluyum. Biz bedensel engelli federasyona bağlı bir sporcusuyuz. Sayın Yasin Bölükbaşı başkanımıza tanıştıktan sonra ve Mustafa Bey ile bir araya geldik, konuştuk. Ben neden bu spor federasyonunda görev almayayım diye kendime de bu soruyu sordum. Çünkü ismi çok hoşuma gitti. Herkes için spor federasyonu. Ben de bu engeli aşarak zaten spor yaptım, spora tutunduğum için bu federasyonumuzda da görev almaktan çok mutluyum. Barış bıraktı. Barış Akrem.